Kadizmir Radyosu'ndan herkese merhaba. Müzikhane programının birinci bölümüyle sizlerleyiz. Ben Aslı Candaş. Bu programda müzik ve müziğe dair her konuyu konuşacağız. İlk bölümümüzün konusu film müzikleri ve yanımda Deniz ve İnci var. Merhaba. Hoş geldiniz. Film müzikleri dediğimizde çok genel bir konu tabii ki de. Herkesin hepsiyle ilgili bir bilgisi olacak diye bir kural yok. Ancak herkesin bir favori film müziği ve filmi vardır diye düşünüyorum. Şimdi sormak gerekirse Deniz'e mesela en sevdiğin film müziğiyle en sevdiğin film bağdaşıyor mu? Yani ikisi aslında bir mi yoksa ayrı ayrı mı bunlar? Evet, benim en sevdiğim film müziği Terminal olabilir. Steven Spielberg'in filmi. Aynı zamanda film müziğini John Williams yapıyor. Ve aslında bence en sevdiğim film de diyebilirim. Çünkü filmi o kadar güzel yapan aslında onu destekleyen müziği olduğunu düşünüyorum. Yakalama sahnelerinin müziğin hızlanması, daha romantik duygusal anlarda yavaşlaması iç içe oluyor. Zaten Spielberg ile Williams hep filmlerini beraber yapıyorlar. Evet. Peki o filmde o müzik olmasaydı, farklı bir müzik olsaydı sence o film o etkiyi vermez miydi? Vermeyebilirdi, evet. Vermeyebilirdi diye düşünüyorsun. İnci'ye soralım. İnci'cim, senin favori filmin ve favori film müziğin aslında aynı filmde tutuyor mu yoksa ayrı ayrı mı bunlar? Benimki tutuyor aslında. Ben daha çok Schindler'in Listesi gibi daha piyano tarzı müzikleri, piyano klasik müzik tarzı müzikleri seviyorum. Bunu da John Williams yapıyor. Genelde zaten çoğu sevdiğimiz filmin müzik dalındaki işte John Williams'ı çok duyuyoruz. Evet, en çok John Williams'ı. Schindler Listesi'yle de zaten en iyi film müzik ödülü kazandı diye biliyorum ben. Evet. Yani Oscar mı Altın Küre mi tam emin değilim ama Oscar adaylı. Oscar olabilir. Evet ya, benim de Schindler List en sevdiğim, hani çalmayı da çok sevdiğim, dinlemeyi de çok sevdiğim bir film müziği ama Schindler List'i mesela ben o filmi izlemedim. Ama müziğini biliyorum. Aslında böyle de bir şey var. Hani müziklerini çok bildiğimiz, hani çok aşina olduğumuz olabiliyor ama filmi izlememiş olabiliyoruz. Hani sizin var mı mesela böyle bir hani müziğini biliyor, hani filmi izlemedim ama müziğini çok seviyorum dediğiniz bir film? Ben Star Wars'un müziğiyle yani daha önce bir orkestrada dinlemiştim. Ama daha film serisini izleme şansına daha sahip olamadım. Ama aslında o müziği dinlediğin, yani o müziği biliyorsun, filmin nasıl bir şey olduğunu aslında ondan çıkarım yapabiliyorsun. Evet, film Star hakkında bilgi sahibi olabiliyorum müziği dinleyince. Star Wars'ta da Deniz, hatta sen söylemiştin değil mi? Bu Wagner'in müziklerinden böyle Strauss'un. Evet, esinlenmiş ve alınmış. Holston, evet, bir sürü klasik müzikten, daha çağdaş dönem müziklerinden hep bir esinlenmeler var. Armonileri çok benziyor. Wagner çünkü bunu eserlerinde çok yapmış sanırım. Hani bir kişiye özgü, onu anlatan bir müzik. John Williams da bu Star Wars'ta onu yapmış. Mesela işte Yoda karakterinin ya da Darth Vader'ın kendi temaları, kendi müzikleri var. Peki... Şimdi Star Wars'un müziğine bir gidelim. Birazcık bunu dinleyelim istiyorum. Hani bilmeyen seyircilerimiz de, dinleyicilerimiz de varsa bir Star Wars'un müziğine kısa bir gidelim, dinleyelim. Daha sonra programımıza devam edelim. Thank you.
Evet, Star Wars'un müziğini dinledikten sonra farklı bir filme geçmek istiyorum ve müzik dünyasını değiştiren iki nota diyoruz. Ve hangi film? Aklımıza Jaws filmi geliyor. Jaws filminde mi ve fa notalarını kullanarak John Williams aslında çok küçük ama çok büyük bir iş başarmış. İzlediniz mi bu filmi? Evet. Ama bu soru hiç aklıma gelmemişti benim iki notayla bu kadar değiştirebileceği. Çünkü aslında yani benim çocukluk travmamdır bu Jaws filmi. Hani denize girdim Jaws mı gelecek diye böyle küçükken izledikten sonra. Hem o müzik hem de bu film beni çok etkiledi. Yani bu filmi de bu müziksiz bilmiyorum düşünemiyorum gibi bir şey. Farklı bir müzik olsaydı nasıl olurdu? Hani bizi nasıl yönlendirirdi? Algımızı nasıl değiştirirdi? Çok emin değilim. Ama mesela Spielberg bile John Williams işte ilk müzikleri çaldığı zaman çok şaşırıp hani dalga mı geçiyorsun? Bu mu olacak bu filmin müziği diye düşünmüş. Ama filmin müziği bu olmuş. Deniz'ciğim sen ne düşünüyorsun bu film hakkında? Çok ilginç. Ben hala iki notada kaldım biraz. Teması iki nota biliyorsun. Evet, iki notada aslında bu kadar yıllarca akılda kalıcı bir müzik olması. Demek ki çok basit şeylerle çok büyük işler başarabiliyormuşuz. Ve gelelim birazcık Psycho filmine. Psycho filmini izleyeniniz var mı aranızda? Hayır. Psycho filmi de evet biraz zaten hani yaşlar itibariyle 18 artı ve korkunç bir film olabilir. Deniz'ciğim sen izledin mi? Yok ben de izlemedim. İzlemedin. Psycho filmi evet o da birazcık çocukluk travması diyebiliriz. Erken yaşta izlememek lazım bu kadar korkunç filmleri. Çünkü yani müziğine geldiğimiz zaman orada da işte bir duş sahnesi var. Ve oradaki işte o kemanlar, katil kemanlar denilen kemanlar çıkıyor. Ve o sahneyi daha da büyütüyor. İki katına, üç katına çıkarıyor aslında etkisini. Bu yüzden panik ve rahatsızlık duygusunu çok güzel anlatıyor diye düşünüyorum. Korku filmlerinde bence görüntüden çok müziğin insanı korkuttuğunu düşünüyorum. Çünkü aynen öyle. Hani bir korku filmi sahnesini hayal edin. Müziksiz çok da korkunç olacağını düşünmüyorum ses efektleriyle. Tabii. Ama o müzik, o gerilimi yaratan, o rahatsızlığı yaratan müzik bence asıl korkuyu... Yani karanlık bir sahne ama önceden o müzik geliyor ve sen zaten hazırlıyorsun kendini orada. Bir şey olacak, bir şey gelecek diye. Her izlediğimizde aynı etkiyi vermesi önemli aslında. Gerilmemiz gerekiyor o. Tabii ki de yani aslında germek daha kolay. Hem müzikle hani filmler açısından baktığımızda hani insanı güldürmek daha zor. Ama bence korkutmak daha kolay. Hem müzikle hem de işte o sahnenin işte efektleriyle işte karanlık bir sahne olsa bile. Ama komedi filmlerinde aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Evet, birazcık Forrest Gump'a geçelim. Forrest Gump'ı kesin izlemişsinizdir. Evet. O zaten artık bizim kült filmlerimizden bir tanesi diye düşünüyorum. Belki Deniz sen çalmışsındır piyanoda müziğini çalmış olabilir misin? Olabilir, evet. Çok böyle naif, çok tatlı, işte oradaki adamın o hislerini, duygularını anlatabilecek çok tatlı bir müziği var. Hatta işte müzik yapılırken denilene göre Alan Silvestri yapmış film müziklerini. Çok masum olmasını istediğini söylüyor. Aynen öyle. Çok masum. İşte onun işte çocuksu yanlarını anlatabilecek notalarla işte yola çıktım. Ve hani onun masumiyetini böyle anlattım. Hatta tüy kadar hafif notalarla yaptım. Evet. Demiş Alan Silvestri bunu. Şimdi isterseniz biraz Forrest Gump'ın hani müziğini belki bilmeyenler vardır. Biraz dinleyelim. Tamam. Bakalım dinleyicilerimiz de beğenecek mi? Thank you.
Biraz da ödüllerden bahsedelim. Aslında hepimiz Oscar'ı biliyoruz, Grammy'yi biliyoruz. Burada en iyi film, en iyi müzik ödülleri veriliyor. Ama aslında bunların içerisinde de en iyi film müziği ödülleri de var. Oscar'da şu an dünyada Oscar'ı en çok kazanan birinci kişi Disney. İkinci kişi de John Williams. Aslında filmci olmamasına rağmen en çok Oscar kazanan ilk üç arasına girebiliyor. Aa, çok büyük bir başarı. Evet. Aynı zamanda Grammy'de de hep şu an yeni pop müziğinin şarkıcılarını görüyoruz. Ama orada da aslında film müziklerini besleyen insanlar var. Hans Zimmer gibi. Aynen. Bunlar çok büyük isimler. Hans Zimmer'a zaten değinmeden geçmeyelim. Evet. Çok John Williams dedik ama Hans Zimmer da bu işin pirlerinden diyebiliriz. Hans Zimmer'in peki bir müziği dediğimizde Hans Zimmer'in en size işte dokunan, en hatırladığınız film müziklerinden ne var? Karayip Korsanları örnek verebilirim ben buna. Karayip Korsanları çok 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 gerçekten evet hani Hans Zimmer dediğimizde ilk aklıma gelen şey Karayip Korsanları olur. Karayip Korsanları'nın da mesela ben ilk filmini izledim. 2 ve 3 hani bana çok hitap etmedi gibi geliyor. Evet. Ama film müzikleri konserine gittiğim zaman kesin çalınanlardan bir tanesi. Evet. Karayip Korsanları'nın müziği. Ve hani müziğini çok seviyorum gerçekten. Bence tam yerinde olmuş. Kesinlikle ben de katılıyorum. Bir müzik diye düşünüyorum. Interstellar'ı da bilirsiniz. Interstellar'da zaten evet. Aynı şekilde tabii ki de. Hatta ben hani şöyle duymuştum. Interstellar'ın müziğini oğluna çalarken Hans Zimmer böyle birkaç notayla birkaç işte ona küçük melodiler çalarken oradan esinlenerek büyütmüş diye duydum. Hani çok bilmiyorum şehir efsanesi de olabilir bu ama gerçek bir bilgi de olabilir. Zaten film çekilmeden yani müziği yapılmış üzerine bu film çekilmiş. Interstellar. Evet. Yani çekmeye böyle karar vermişler. Müziği dinliyorlar. Christopher Nolan. Daha sonra filmi çekmeye karar veriyor. Çünkü müziği çok beğeniyor. Evet. O da aslında çok basit bir tema. Evet. Baktığımız zaman. Sürekli arka arkaya dönen aynı melodiler var ama çok 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 etkili bir müzik. Film izlediniz mi? Evet. Evet ben de izledim. Film de çok uzun bir film. ve gerçekten işte farklı boyutlar, farklı dünyalar aslında çok kafayı meşgul eden, yoran da bir film. Evet. Ama müziğine baktığımızda tam tersi çok hani basit bir teması olan bir müzik. Diğer film müziği yapımcılarına ziyaden Hans Zimmer daha yenilikçi, daha aşikar olmadığımız teknolojileri de kullanıyor. Modern. Bir sürü, evet. Diğer besteciler daha klasik, daha modern dönem klasik müziğini devam ettirirken Hans Zimmer daha değişik synthesizer'lar kullanıyor, değişik teknikler kullanıyor. Aslında çok yenilikçi bir besteci. Yani John Williams'e kıyaslarsak zaten John Williams biraz daha hani eski kalıyor demek istemiyorum da yaş farkı da var aralarında tabii ki de. Onun da etkisi olmuş olabilir. Mesela son zamanlardaki dizilerden bahsedebiliriz. Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisini izlemişsinizdir. Evet. Wednesday dizisinde de Türk bir müzik yapımcısı. Adını şu an tam hatırlayamıyorum ama o işte hatta Berklee College of Music'te öğretim görevlisiymiş. Bir kadın yapıyor onun müziklerini ve Türk. Aslında çok büyük bir bizim için de gurur. Müziklerini hatırlıyor musunuz? Hatta klasiklerden de var. Böyle Vivaldi'nin konçertosunu falan da çalınıyor dizide. O da bence diziye çok çok büyük bir etki yaratmış diye düşünüyorum ben. Bence de öyle. Peki bu A Star Is Born diye bir film var. Son birkaç yıl önce 2016 yılında çekildi. Shallow müziği çok onunla da ön plana çıktı. Oscar kazandı. Lady Gaga ve Bradley Cooper filmi. Evet, hatırladım. O filmi izlemiş miydiniz? Filmi izlemedim ama Oscar'ları izlediğimde sanırım ikisi piyanonun önünde düet söylemişler. Yaptılar. Düet yapmışlar. Evet, o sahneyi Bradley Cooper'ın da sesi çok güzelmiş. Ben bayılıp çok böyle kendine has değişik bir sesi var. Shallow'da o filmin müziği ve işte en iyi, en özgün film dalında işte Oscar ödülü kazanmış ve altın en iyi şarkı Altın Küre ödülü, en iyi düet Grammy ödülü kazanıyorlar. Çok yeni diye bunu söyleyebiliriz ve Lady Gaga yapmış. Aslında Lady Gaga çok popüler kültürün hani insanlarından bir tanesi. Ama yani ben normalde şöyle düşünürüm. Oscar ödüllerini çok fazla popüler kişilere vermezler. Hani daha çok bilinmeyen, farklı kitleye hitap eden şeylere verirler gibi düşünüyorum ki son Oscar töreninde de Hintli bir müzik var kazanan. En özgün müziği bir Hindistan
Şarkıcılığı yapan bir kişi Hı-hı. kazandı. Şimdi Shallow'un müziğini birazcık dinleyelim istiyorum. Güzel bir düet. Çok da fazla ödül almış bir düet. Shallow'u dinleyelim. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We'll fall from the shallow now. In the Evet, güzel düetimizi de dinledikten sonra aslında hiç animasyonlarla ilgili bir şey konuşmadık. Birazcık animasyonları da konuşabiliriz. En sevdiğiniz animasyonlar, önce hani müzik olarak sormayayım, animasyon film olarak sorayım. Ben Up filminin verdiği duyguyu çok seviyorum. Evet, çok tatlı film. Bana çok gerçekten şeker ve masum geliyor. Daha çok dış dünyayla kopuk bir hikayeymiş gibi geliyor. Evet ve çok da aslında duygusal, çok duygusal bir film. Yani ben her izlediğimde 2-3 kere izlemişimdir, bir ağlarım o filmde yani. Ben de kesinlikle her izlediğimde aynı duyguyu bana hissettirir. Bu da en büyük sebeplerinden biri de şarkısı, melodisi. Evet, melodisi çok güzel. Yani bizim öğrencilerimizden de çok çalmak isteyen oluyor. Özellikle işte hani notalarını bulalım, piyanoda çalabilir miyiz öğretmenim diye. Onları da etkilemiş diye düşünüyoruz son zamanlardaki animasyonlardan Up. Denizciğim senin? Benimki Wall-E sanırım. Wall-E, bayılırım Wall-E'ye. Wall-E. Wall-E'yi ben mesela izlemedim. Ciddi misiniz? Evet, Wall-E'yi izlemedim. Bu programdan sonra izleyebilirim. Peki seni film mi etkiledi daha çok, müziği mi etkiledi? Aslında yine ikisinin birleşimi olabilir. Evet, müzikleri de çok güzel. Kendine özgün bir müziği yok sanırım. Eski 40'larda, 50'lerden müziklerden hep almışlar soundtrack'ini. Ama tabii yine müzik olmasa o film bu kadar duygusal, bu kadar akılda kalıcı olur muydu bilmiyorum. Aynen öyle. Benim de mesela ilk izlediğim animasyon filmi işte 94 yılında işte Aslan Kral'dı. Aslan Kral'ın tabii yenileri de yapıldı ama hiçbir zaman hani o ilk etkiyi bize onun gibi vermedi. İşte Aslan Kral'ın film müziklerini de Hans Zimmer yaptı diye biliyorum. Evet, Oscar almıştı hatta. Evet, aynen öyle. İşte Oscar'ı kazandı. Ben orada dinlediğimde, yani izlediğimde tabii ki de müziğe çok o kadar önem vermemiştim. 94 yılıydı yani, çok küçüktüm ama sonradan şimdiden hani müziğini duysam hemen beni işte o güne götürür. Hani müziklerde de, kokularda da öyle bir şey vardır. Hani duyarsınız ve o güne gidersiniz. İşte koklarsınız ve o güne gidersiniz. Aynı şekilde işte Aslan Kral'da da bende öyle bir etki yaratmışlığı vardır. Şimdi o zaman çocuklar, programımızın sonuna doğru yaklaşırken ben istiyorum ki
Sizle şöyle bir film müziği dinleyelim. Ben size sorayım. Siz de hani duyduğunuzda bakalım hani size direkt o filmi çağrıştırıyor mu? Hı. Biliyor musunuz isimlerini? Sormak istiyorum. Tamam. Mesela ilk olarak benim de çok sevdiğim bir filmdir. Adını şimdi söylemeyeceğim. Sizi çağrıştırdığı bir biraz daha dinleyebiliriz. Bu filmi izlemediyseniz kesin izleyin. Tavsiye ediyorum. Size ödev bugünden sonra. Intouchables. Aslında can dostum diye çevirmişler bu filmi. Fransız bir filmden uyarlama. Yani bir işte engelli bir adam ve onun bakıcısının hikayesi. Ben bu filmi çok 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 seviyorum. Bir 4-5 kere izlemişliğim vardır. Müziği de bana çok yani hitap eden bir müzik. Çok duygulandıran, hani tek başına da dinlesem, çalsam da hani beni o filme götüren bir müzik. O yüzden size sormak istedim. İzlemediyseniz izleyin. Size bunu söylemiş olalım. Diğer filmimize geçelim. Ben genelde bilinmedik filmler seçtim. Evet, ben bunu da bilemedim. bu şey Imitation Game. Ha evet. Şeyin oynadı. Benedict Cumberbatch'in oynadı. Söyleyince anladım ben de. Evet, yani ben de müziğini duysam bilemeyebilirdim. Hı-hı. Ama çok güzel bir film yani. İzlemediyseniz bunu da kesin izlemenizi tavsiye ediyorum. Müziği de daha geliştikçe çok güzelleşen bir film müziği. Sonraki bir filmimize geçiyoruz. Evet, bunu biliyoruz. Evet. Görümüz Tehlike. Görümüz Tehlike'nin müziği zaten aynen artık kültleşmiş filmlerimizden bir tanesi. Çok etkili ama burada yani dinlediğimizde gerçekten o film izlemesen bile gözünün önüne gelmiş oluyor gerçekten. Bence filmi buraya getiren büyük unsurlardan bir tanesi. Aynen öyle, evet. Tabii ki de. 7'den 77'ye bu herkes bilir bu müziği. Filmi izlemeyenler de biliyordur diye düşünüyorum. Evet. Son bir film müziğimize gidelim. Bu da kesin çok sevdiğiniz bir filmdir diye düşünüyorum. Geleceğe Dönüş. Geleceğe Dönüş filmi. Back to the Future. İzlemişsinizdir. Evet. Çok önceden izlemiş, çok eski bir film. Evet, çok eski bir film. Ama yani bilmiyorum, ben sizden tabii eski olduğum için benim de çok sevdiğim bir filmdir. Ve müziği yine aynı şekilde bu filmin hani etkisine büyüktür diye düşünüyorum. Evet. Back to the Future içinde. Evet, benim filmlerim bu kadar. Sizin var mı bana soracağınız bir şey? Hayır, yok. Teşekkür ediyoruz. Kapanışı yavaş bir müzikle yapalım. Evet, kapanışımızı da bir müzikle yapalım. Hangi müziğe gidelim? Ben bunu size bırakmak istiyorum. Hangi filmi müziğiyle kapanışımızı yapalım? Benim aklımda bir şey yok. Deniz söylesin şimdi. Deniz'e bırak. Peki, o zaman benim en sevdiğim filmden, Terminal'den bir müzik doğrulayalım. Tamam, Terminal filminin müziğine gidiyoruz. Ve Müzikhane programımızın bugünlük sonuna geldik. Diğer bölümlerimizde yine sizlerle olacağız. Herkese güle güle diyoruz.